Sinema severlerle buluştuğumuz 10 matinesinden herkese merhaba arkadaşlar. Biz sinemanın kalbinden seslenmeye devam ediyoruz. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeyiz. Yanımda çok sevdiğim, artık kardeşim dediğim festival dolaştığım sevgili Özgür Emre Yıldırım var. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk röportajımı da yine Antalya'da seninle yapmıştık galiba. Böyle bir nostaljiye döndük şu an. Evet. Yine Antalya'dayız. Evet, 58. Evet. Düzenlenen. Yani o zamanlar ben tabii çok toydum, yeni yeni bir şeyler yapmaya başlamıştım. Sonra Ankara'da buluştuk, sonra başka festivaller derken. Çok güzel bir şekilde serüvenlerimiz ikimiz için de senin için özellikle daha güzel gidiyor. Şahane projeler de gelmeye devam ediyor. Yeni geldin aslında ama nasıl Antalya'nın havası bu sene? Güzel Antalya, bir de özlemişiz. Antalya'yı da çok özlemişiz. Antalya Film Festivali'ni de çok özlemişiz. Çok çok heyecanlıyım. İddialı bir filmle buradayız. Birlikte öleceğiz gibi. Hem süresiyle, hem hikayesiyle, hem görsel diliyle, oyunculuğuyla büyük ve güzel bir filmle buradayız. Evet. Gerçekten Birlikte Öleceğiz'i izlediğimde çok etkilendim. Yer yer beni çok vurdu, çok hırpaladı ama çok etkiledi. Çok güzel bir yerden kaşıdı çünkü Türk sinemasında göremediğimiz teknikler görüyoruz. Senaryo keza öyle. Çok etkilendik ve ben şu an favori filmim diyebilirim Birlikte Öleceğiz için. O yüzden de Özgür Emre'cimle bir buluşsak, şu filmi konuşmasak olmazdı dediğim bir durumdayız şu an. Mazhar da çok ilginç bir karakter aslında. Öncelikle şunu sorayım, şimdi siz 2017'de konuşmaya başlamışsınız, söyleşide öyle söylemiştim. 2017'den bu yana neredeyse bir 5 yıl geçti ama 2018'de galiba çekimler. Hatta yapıldı. İlk Hakkı ile Melik'le tanışmam yine Antalya Film Festivali'nde oldu ve o zaman gelip benimle tanışmışlardı ve bir senaryolarının olduğundan bahsetmişlerdi. Bu filmin çok önceki versiyonundan bahsetmişlerdi. Ta aslında o zamandan, 2014'ten beri yazıyorlardı filmi. Çekimlerine 2017'de görüştük, 2018'de girebildik. Yani uzunca bir süreç oldu. Bu filmin çok büyük bir serüveni var artık. Evet. Abi çektikten sonra da zaman geçti aslında, yani 4 yıl gibi, yani 4 yıl sonra kendini, 3,5 yıl sonra diyeyim o zaman, 3,5 yıl sonra kendini sinemada, perdede izlediğinde ne hissettin? Ya kendimi hangi işte olursa olsun, televizyonda da perdede de izlemek vallahi billahi hiçbir zaman alışabildiğim kolay bir şey olmuyor. Yani çünkü her şeyin negatif tarafıyla izliyorum, güzel yanlarını göremiyorum. Burası şöyle, burası şöyle olmuş, burası böyle, ben burada niye böyle yapmışım varla geçtiği için yani birçok oyuncu da kendini izlemeyi beceremez. Yani zor ve travmatik bir süreç oluyor bizim için. O yüzden izlemek çok zor. Ama bir yandan bizim için keyifli oldu çünkü gerçekten çok ilginç bir hikaye izledik. Mazhar karakterini nasıl anlatıyorsun? Ya Mazhar aslında bu ülkede o kadar çok kişiyi temsil ediyor ki. Çok kayıp da bir karakter aslında bir yandan. Bir yandan da yakın sanki. Kayıp ama kayıp olmak için yapması gereken her şeyi de yapan bir karakter. Yani kendisi bir devlet hastanesinde cildiyeci, dermatolog ve hatta doçentliğini almak üzere kariyerine ilerleyen bir hekim. Hem politik baskı, hem psikolojik, hem sosyolojik baskı, hepimiz farkındayız zaten. Buradan kaçamayız yani. Hiçbir kelime oyunuyla da burada kaçamayız. Baskının Mazhar üzerinde oluşturduğu mutsuzluk söz konusu. Evet. Yani Mazhar iyi bir insan. Bizim filmimizdeki herkes iyi bir insan. Yani hiçbirini izlediğimizde şu kötü diyebilir miyiz? Neticene, ne işte suyun oynadığı Ece'ye. Evet. Hani herkes iyi ama iyi insanlar bir şekilde mutsuz oluyorlar. Evet. Maalesef. Ya çok sıradanken aslında hani Ece ile tanışmasıyla aslında çok sıradan. Mazhar çok bambaşka sıradan. Bambaşka bir şey dönüşüyor. Bir adam. Evet. Ama dediğin gibi Ece'nin daha böyle kendi hayal dünyasında yaşayan bir kadın. Evet. Büyülü bir kadın.
böyle efil efil hani süzülen bir, havada çok güzel söylüyorlar. Tabii. Efil efil süzülen bir kadar. Yavaş bir geçiş var. Doğal olarak Ece Mahsar için nefes alabileceği başka bir dünya. Sevgili Su Kutlu ve Nazlı Bulum'a da selamlar gönderiyorum. Diğer tabii ki oyuncularımıza da çok şahane oyunculuklar sergiliyorlar. Sana da çok büyük destekler aslında. Tabii ki çok güçlü yani. filmimiz dişi bir film diyebiliriz zaten. Yani görüntü yönetmenimiz Cansu Boğuşlu. Cansu müthiş bir iş çıkardı. Su öyle, Nazlı öyle. Billur bizim bütün kostümlerimizi tasarlayan. Arkamızda müthiş bir kadın gücü vardı zaten. Evet. O araba sahnesi, o meşhur araba sahnesine bir gelmek istiyorum. Çünkü gerçekten o sahne filmin zirve noktalarından bir tanesi aslında. Ve Masar'ın artık yani yeter lan dediği, böyle artık patlama noktasına geldiği sahne evet. Aslında. Bir yandan tabii yani renkliyken bir yanda siyah beyaza da dönüşüyor renk filmde ve orada bir şeyler kırılıyor aslında. Patlamayı belki her gün içimizde yaşıyoruz. Yani Mahsar'ın o arabada geçirdiği öfke patlaması her gün hepimiz ufak ufak içimizde yaşıyoruz. Filmimizde en sonunda dile getiriyor. Bunu seyircinin de buluşmasını en çok istediğim sahne bu. Hatta kariyerimde bile dönüp şu ana kadar olan kariyerimde seyirci bu sahneyi izlemeli dediğim bir sahne. Oyuncu çünkü bir noktada bir ulak baktığınızda yani bir haberi iletmek için bir haberci ve bahsettiğin sahne birçok kişinin derdini yansıtacağına inanıyorum. Evet, bence showreel'lıkta bir sahne. Onu bence bir yere kesip koymak lazım. Ama süresi gerçekten hani izleyici çok korkutan süre. 161 dakika ve ne yalan söyleyeyim hepimiz bir düşündük yani bu filmi gerçekten izlemeli miyiz? Çünkü korkutucu yani aslında baktığın zaman ama izledikten sonra hiç de pişman olmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık. Ben de ilk başta süreden çok korktum. Ya emin misiniz? Neden böyle bir tercihimiz var? Ama mesela senaryoyu okuduğumda da senaryoda da çok roman gibiydi senaryomuz. Yani burada da süreden kırpmaya kalktığımızda çok sıkıştırılmış bir hikaye olacaktı. Çünkü çok katmanlı, güzel karakterlerimiz var. Onları çektiğiniz zaman film eksik kalacaktı bence. Senin izlerken en etkilendiğin ya da böyle çekerken ya şunu da unutamıyorum ne gülmüştüm o sahnede falan dediğin bir an var mı? Sahnede güldüğümüz yerler... Ya film o kadar uzun zaman geçti evet. Ki. Çok güzel bir soru. Bu çok sorulan evet. Sorular oluyor ama evet. Düşünsene yani 2018'de çekimlerine başladı. Evet, evet. Şu an çok ilginç bir serüven aslında. 21'deyiz yani bunu hatırlamak birazcık zor. Suyla çok güldük canım. Suyla olan Su çok renkli, eğlenceli bir evet. Karakter. Onunla birçok böyle aşk sahnemizde, romantik sahnemizde evet. Kırkır gülüyorduk yani. Evet. Çok eğlenceli. Şey sahnesi de çok komikti. Bir anda siz evdeyken, çıplakken Tülay Günal'ın canlandırdığı karakter geliyor. Ona da selamlar olsun. TJ aslında. TJ geliyor ve bir anda çırpçırp kadının karşısında kalıyor falan. Mesela bir şok oluyor. Çok da yani ayıp da oldu demiyor bir yandan ama ayıp da oldu gibi de oluyor. Bir tuhaf bir sahneydi o mesela. Bundan sonra neler var, neler bekliyor bizi sende? Dijitallerde işlerimiz var. Evet. Eksen'de yaptığımız ilginç bazı olaylar. Evet, o da çok güzel. Galiba onun ikinci sezonu başlayacak. Netflix'te Afşin Kum'un Sıcak Kafa adlı romanının uyarlandığı Sıcak Kafa adlı dizimiz var. Evet. Bunu çektik, bitirdik 8 bölüm. Herhalde 2022'nin ilk çeyreğinde onun o seyirciyle buluşacak. Evet, ikisi de çok merakla beklediğimiz projeler. İlginç bazı olayları zaten izlerken ben çok şaşırdım. Oba, yalnızlık paylaşılmaz. İlişkisi hala kötü gidiyor, güzel. Al, sana şans getirsin. Bana hep şans getirdi biliyor musun? Bu kadar büyük bir şey beklemediğimi gördüm. Özellikle sen ve Cemre Büzü'ye, ona da selam olsun. İkiniz muhteşemsiniz orada. İbrahim evet. De keza öyle ama bu kadar iyi bir senaryo beklemiyordum. Bu kadar gülmeyi beklemiyordum o projede. Ben de ilk başta biraz ön yargılıydım çünkü İbrahim daha böyle gişeye yönelik, daha pop işlerle tanınıyor. Fakat senaryoyu okuduğumda burada başka bir şey anlatıyor İbrahim diye düşündüm ve buluştuğumuzda evet derdinin gerçekten
hani komiklik yapmak değil, amacımız güldürmek değil, insan hikayeleri anlatmak istiyorum ben deyince ortaya çok güzel böyle çok naif derdini sakin sakin anlatan güzel bir dizi çıktı. Ben çok mutluyum o işten. Biz de çok mutluyuz. Cemre ile oynamak çok keyifliydi. Evet işte özellikle o Cemre ve sen daha çok hani bağımsız sinemadan bilindiğiniz için burada farklı bir ton yakalamışsınız buluşmanızda. Ya evet onları birazcık bağımsız o bu şu çok ayrılıyor. Evet başka bir şeye gitmeye başlıyor. Hı-hı. Yani birçok oyuncuyu bağımsız işlerden tanıyoruz. Hı-hı. Ve ona da gitmiyor birçok iyi iş. Yani neden? Çünkü o sadece bağımsız sanat filmlerinde oluyor. Sen gişe filmleri de yaptın. İşte Baba Parasıdır, ne bileyim evet. İşte Öldür Beni Sevgilimdir mesela. Onlar da çok yapan atacak. Ben hep öyle bir denge tutmak istiyorum kariyerimde. Yani bağımsız sinema ile ana akım sinema arasında hep bir denge kurmak istiyorum. Evet, bence o denge kuruluyor şu an diye düşünüyorum. Evet. Gelecek dönem için başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, birlikte öleceğiz de yol açık olsun. Çok çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok çok sağ ol.